her gün onlarca insanı kaybediyoruz bu salgın nedeniyle. Ve bakınız, yani daha bir ay olmadı, normalleştiğimiz bir ay olmadı ve vaka sayıları tekrar hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Bakınız, vaka sayısı dün 12.381'e ulaştı ve kontrolsüz bir şekilde normalleşmemizin sonucunda bu sayılar daha da artabilir. Eskiden olduğu gibi günlük vaka sayılarında 50 bini 60 bini görebiliriz belki de Ağustos ayında. Uzmanlar bunun için uyarıyorlar ve gerçekten çok kötüye gidiyor. Peki çözüm yolu nedir? Çözüm yolu elbette var ama önlem alacağız. Hep beraber önlem alacağız. Bakın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamayı yaptı. Dedi ki, tablo üzerine konuşuyor. Bu demektir ki yakın günlerde halen salgın şartlarında yaşadığımızı bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim dedi. Katlanarak vakalar artıyor. Bu yeni bir piki işaret ediyor. 12 bini aşan vaka sayısı sizi endişelendiriyor mu? Elbette. Yani çünkü sağlık hizmetlerinin tıkanmasını getirir. Bu özellikle biz 50 bin 60 bin rakamlara geldiğimizde yoğun bakımlarda ve kliniklerde yatak bulma sıkıntısının olduğunu görüyorduk. Tablo giderek ağırlaşıyor. Her geçen gün artan vakalar endişe veriyor. Son iki ayın en yüksek vaka sayısına ulaştı Türkiye. Normalleşmenin üzerinden daha bir ay bile geçmeden bu tabloya ulaşıldı. Son 24 saatte 58 kişi daha hayatını kaybetti. 12.381 yeni vaka sayısıyla Türkiye salgında yeni bir zirveye hızla koşuyor. 50 bin 60 binli rakamları görür müyüz? Evet, çünkü hataları tekrarlıyoruz. Aynı hataları geçtiğimiz yılı tekrar eden bir yanlış politika, sağlık politikası var. Bu rakamların tekrar sonbaharda 30 binli, 40 binli ve ocağa geldiğimizde de 60 binlere ulaşacağını göstergeler bize gösteriyor. Tedbirlerin kaldırıldığı 1 Temmuz'dan bu yana Türkiye'de vaka sayısı ikiye katlandı. Normalleşmenin ilk gününde 5 binlere kadar gerileyen vakalar dün akşam itibarıyla 12 bini aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir hafta öncesine dikkat çekti. Yeni vaka sayıları bildiğimiz gibi ortalama bir hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki yakın günlerde halen salgın şartlarında yaşadığımızı bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim. Tedbir çağrısını yineleyen Koca, hastaneye yatışların artabileceğinin de altını çizdi. Bayram öncesi yaşanan temasın sonucu bugün tırmanan vaka sayısının ise bir hafta sonra daha da artması kaçınılmaz. Bir hafta sonra bizi ne bekliyor? Bu rakamları en az ikiye katlayacağımız manasına gelir. Bir hafta 10 gün içinde, bir hafta 10 gün sonra bu rakamı 20 bin, 30 bin gibi görebiliriz. Salgın kontrolden çıktı mı bu rakamlara bakarsak? Salgın kontrolden çıkmış durumdadır Türkiye'de. Uzmanlar bayram tatili nedeniyle artan hareketlilik, tedbirlerin kaldırılması, aşılama hızının düşmesi ve delta varyantının etkisiyle Türkiye'de tablonun daha da ağırlaşmasından endişe ediyor. Yoğunluk arttı belli bölgelerde, özellikle sahillerde. Delta varyantı yüksek olan ülkelerden turist kabul ediyoruz. Rusya, İngiltere gibi. Bu kayıt dışı mültecilerin artmış olması. Yine hacdan dönecek olanlar var. Eğer böyle giderse 30 binli 40 binli rakamlarla tekrar kötü bir sonbahara sürükleneceğimizi görmüştük. Bu konuda uyarılarımızı tekrarlıyoruz. Çok dikkatli olunması gerekir. Pandeminin dördüncü pikiyle Türkiye karşılaşacak.